Merhaba arkadaşlar. Bugün direksiyon sınavı uygulamalarından paralel park videosu inceleyeceğiz. Bir paralel park nasıl yapılır? Paralel parkta yapmamız gereken kritik durumlar ve yapmamamız gereken ve sınavımızın başarısızlıkla sonuçlanacağı ayrıntılara değineceğiz. Şimdi videomuzu oynatacağız. Öncelikle bölgeyi biraz tanıtmak istiyorum. Bölge itibariyle Ataşehir bölgesi burası ve paralel park alanları. Öncelikle şu S olarak belirtilen yerler sedan aracı ifade eder. H olarak gösterilen yerler ise hatchback araçları ifade eder. Sedan ne demektir? Sedan arkası olan uzun araç demektir. Hatchback ne demektir? Arkası olmayan görselde gördüğünüz araç demektir. Geri gelerek, zaten paralel parkın diğer ismi geri geri parktır. Geri gelerek şu hatchback bölgesine giriş gerçekleştireceğiz. Tabi burada referans noktaları olmadan bir aracı şu bölgeye yerleştirebilmek neredeyse bir acemi için imkansıza yakın bir durumdur. Dolayısıyla biz şu dubayı şuraya getireceğiz, şunu şuraya getireceğiz şeklinde referans noktalarımızı öğreneceğiz ve bu referans noktalarına göre parkımızı gerçekleştireceğiz. Örneğin öncelikle şu görmüş olduğunuz toprak yani stabilize yoldan asfalt yola çizginin diğer tarafına geçerken mutlaka sinyalimizin veriliyor olması gerekiyor. Sinyalsiz şerit değiştirirsek sınavımız sona erer. Bir diğer ayrıntı ise park bölgesine girerken H dubasına yakın olmak zorundayız. Ortalama yarım kol mesafesi ile bir kol mesafesi arasında bir mesafe olmalıdır. Sebebi ise parka başladıktan sonra açı değiştiğinde yani araç geri geri bu kısma girmeye başladığında aracın önü şu sarı çizgiye temas ederse öğrenci başarısız sayılıyor. Bu açıdan böyle bir durum olmasın diye iyice yanaşmak zorundayız. Ortalama bir kol ile yarım kol mesafesi arası bir mesafe olmak zorunda. Şimdi videomuzu oynatalım, aracımız ilerlesin. Evet, ilerliyor aracımız. Sinyal açık bir şekilde. Bunun altını çizmek istiyorum. Eğer sinyalde bir problem varsa, sinyal vermezsek daha doğrusu, durduğumuzda kapalıysa başarısız sayılırız. Neden peki hocam? Sebebi şu, duruş isteğe bağlı gerçekleştiğinde mutlaka sinyalimiz açık olmak zorunda. Durduktan sonra sinyalimizi kapatır, parkımıza başlayabiliriz. İsteğe bağlı duruşlarda sağ sinyal, isteğe bağlı kalkışlarda ise sol sinyalimiz açık olmak zorunda. Mesafemizi inceleyecek olursak gayet yeterli bir mesafe. Yarım kol mesafesi kadar bir mesafeyle ilerliyor aracımız. Sinyali açık, bir problem yok. Öncelikle duruş bölgesi, referans noktası nedir diye soracak olursanız, aracın kelebek camı, şurada bir üçgen cam var. Bu üçgen camdan H dubasını gördüğünde duruyor öğrencimiz. Peki başka referans noktaları söz konusu olabilir mi? Tabi usta öğreticisine göre değişebilir, aracına göre değişebilir. Bazıları şu 4 dubadan herhangi biri aracın önüne geldiği şeklinde de referans noktaları belirleyebilir. Ama usta öğreticinizin size öğretmiş olduğu referans noktasını esas almanızı önerir. Şimdi burada videoyu tekrar oynatalım. Mesafemiz gayet iyi söylediğim gibi. Peki bu mesafe neden bu kadar önemli? Şöyle anlatalım. Şimdi bu tekerlek, sol tekerleği şurada olduğunu varsayın. İki tekerleği. Direksiyonu kırdığında aracın alacağı pozisyon şöyle bir pozisyon olacak. Yani ön tarafı şu sarı çizgiye temas edecek. Çünkü buraya girmek için manevra yapmak zorundayız. Araç şöyle dönecek. Ve döndüğünde aracın uç kısmı sarı çizgiye ya da tekerlekler sarı çizgiye temas ettiğinde sınav başarısız olarak değerlendirilecek. Bu açıdan bu ayrıntıya dikkat etmenizi öneririm. Peki bunun olmaması için ne yapmak zorundayız? İşte şu dubalardan uzaklığımız yarım kol mesafesi olmalıdır. Güzel. Peki hocam biraz daha yakın olursa bir problem olur mu? Olmaz. Şu tekerlek şurada olsa daha da iyi olabilirdi. Şurada olsa peki bu da olur. Daha da yakın olursa sarı çizgiye temas ettiği için kalır. Dolayısıyla ona da dikkat etmemizde fayda var. Devam edelim. Aracımız ilerliyor. Öğrencim şu anda direksiyonda referans noktası doğru bir şekilde durdu. Bu referans noktasının doğru olduğunu şöyle göreceğiz. Bu referans noktası şu şekilde camdan, bakın
Dışarıdan bir görüntüyü görün istiyorum. Bakın mesafe gayet güzel. Sinyalimiz açık bir şekilde durdu. Sonrasında şu andan itibaren sinyal kapatılabilir. Referans noktasını göreceğiz. Bakın kelebek cam şu arkadaki cam. İşte buradan kelebek camdan gördü, baktı. Çok güzel. Kelebek cam bir kez daha göstermek istiyorum size kelebek camı. Evet, işte bakın şu kelebek camdan şöyle gösterelim. Evet, şu kelebek camdan arkadaşlar, şu kelebek camdır. Şuradan H dubasını görünce duruyoruz. Birinci referans noktamız bu. Bu önemli bir ayrıntı. Geçelim. Evet, öğrencimiz de bakıyor. Gayet doğru yerde durmuş. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Bunların sırası olmak zorunda. Mesela şu anda bir küçük bir yanlışlık yapıyor öğrencim. Önce vitesi geriye alıyor. Dikkat ederseniz bakın, önce vitesi geriye alıyor. Bu yanlış. Peki ne yapması gerekiyor hocam? Önce direksiyonu kırması gerekir. Peki çok önemli midir? Şöyle önemlidir. Bazen vitesi geçirmekte zorlanabiliyor öğrencilerimiz. Vites geçmeyince fren pedalında bırakarak deneyebiliyorlar. Aslında tabii ki ikisinin birbiriyle irtibatı yok. Sinyal ayrı, fren ayrı. Vites frene basılıyken de değiştirilebilir. Frene basılı değilken de değiştirilebilir. Ama öğrenciler bazen, çünkü neden böyle bir hata yapıyor? Sonuçta biz acemiyiz. Siz acemisiniz daha doğrusu. Yanılabilirsiniz. Zorluk yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla çözümü başka yerlerde arayabilirsiniz. Şimdi öğrencimiz vitesi geriye almaya çalışırken yanlışlıkla freni bırakırsa eğer, araç dolayısıyla geriye doğru kayabilir. Neden geriye doğru kaysın peki hocam? Burası düz bir zemin değil mi? Ataşehir direksiyon alanı, sınav alanı düz bir alan değil. Hafif çıkış eğimliyor. Dolayısıyla ayak fren pedalından çekildiğinde araç geriye kaymaya başlar. Ve bizim biraz önce size göstermiş olduğum o kelebek camdan H dubasını gördüğü pozisyon bozulmuş olacak. Araç geriye kayarak referans noktası bozulmuş olacak ve park başarısızlıkla sonuçlanacaktır muhtemelen. Peki tamam. Diyelim ki hocam ben vitesi geriye almaya çalışırken aracın direksiyonu düzken biraz geri kaydım ve referans noktam bozuldu. Olsun, ben vitesimi öne alır, tekrar öne doğru giderek H dubasını tekrar kelebeğe ayarlarım. Maalesef bu durum söz konusu değil. Çünkü vites geriye alındıktan sonra, araç geriye harekete geçtikten sonra tekrar öne almak yasak. Sınav kuralları gereği. Peki be hocam, diyelim ki referans noktasını ayarlayamadık ve öne doğru fazla gittik. Yani aracın burnu şu an burada ama buraya kadar ilerledik. Fazla gittik öne doğru. Bu durumda vitesi geriye alıp geri gelerek H dubasını kelebekten ayarlayabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz. Bir sakıncası yok. Peki geri gelirken referans noktasını tekrar kaçırır. Yani geriye fazla gidersek. Bu sefer de biri alıp öne gidebilir miyim? Hayır. Vites geriye alınıp geri gidildikten sonra açıyı kaçırırsanız bir daha öne gitmek yasak. Şimdi bu açıdan tavsiyem nedir? Tavsiyem vitesi geriye almadan önce direksiyonu sağ tarafa doğru kırmak. Yani tamamını kırmak direksiyonu. Çünkü yapmamız gereken sıradaki işlem bu. Direksiyonun tamamı kırılıp sonra vites alındığında durum şöyle olabilir. Direksiyon kırılır tamamen. Vites yine geriye alınmaya çalışılır. Viteste bir problem yaşar alamasak, yine yanlışlıkla fren pedalını bıraksak, araç geri kaysa zaten bizim istediğimiz açıyla geriye kayacak. Yani H dubasını biz kelebek camdan görmüştük. Referansımızı bulmuştuk. Referanstan hemen sonra ilk işlemimiz direksiyonu çevirmek olmuştu. Direksiyonu çevirince fren pedalı yanlışlıkla da bırakılsa istediğimiz tarafa doğru kaydığı için referans noktanız bozulmamış oluyor. Bu ayrıntı umarım anlaşılmıştır. Eğer bu konuda problem yaşarsanız usta öğreticinize bunun ayrıntılarını tekrar anlatmasını isteyebilirsiniz. Videomuzu oynatmaya devam edelim. Evet, öğrencimiz vitesi geriye aldı. Halbuki önce direksiyonu çevirmesi gerekirdi. Direksiyonu çevirdikten sonra tekerleğin aldığı pozisyonu gördünüz. Şimdi burada geri kayıyor. Biraz önce söylediğim gibi Ataşehir
paralel park alanı hafif çıkış eğimli bir yoldur. Bu durumda buradaki geriye kayış çok kontrollü olmak zorunda. Debriyaj pedalına sonuna kadar basılmalı ve fren pedalı yumuşak bir şekilde bir kısmı bırakılarak geriye doğru kaydığı minimum hareketle hareket etmek zorundayız. Eğer freni bırakıp bir de titremeler yaparsak, yani debriyajdan kaldırırsak, araç zaten yer çekiminin vermiş olduğu o ivme ile daha da hızlı harekete geçecek ve bulmaya çalıştığınız o referans noktasını geçirmiş olacaksınız. Ve tekrar bir alıp öne gitmek yasak olduğu için de maalesef sınav başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Şimdi aracımız, öğrencimize dikkat edelim. Öğrencimiz burada yan aynaya bakmakta. Evet, sol aynaya bakmakta ve şu açıyla arkadaki dubalara bakmakta. Şu açıyla arkadaki dubalara bakmakta. Baktığı ayrıntı şu. Biraz ilerleyelim. Yavaş yavaş geriye geliyor. Ve burada ikinci referans noktasını devreye sokuyor. Burada görmüş olduğunuz şu sarı çizgiye dikkat etmenizi isterim. Sarı çizgi boyunca dubalar yer almakta. Şu sarı çizginin kırıldığı yer, yani kaldırıma doğru köşe oluşturduğu yerdeki dubaya birinci duba diyeceğiz. Birinci dubamızı görünce duracağız. Daha sonra tekrar araç yavaş yavaş harekete geçiyor. İkinci dubayı da görünce duracağız. İkinci dubamız da burada. Onu da yazalım. Bu bir, bu da ikinci duba. Aslında burada her dubada durabilirsiniz. Küçük bir soluklanabilir, nefes alabilirsiniz. Çünkü burada geri geri giderken durup harekete geçmek, durup geri gitmek, durup geri gitmekte bir sakınca yok. Şimdi tekrar aracımız geri gitmeye devam etsin. Yavaş yavaş ilerliyor. Üçüncü dubayı da görünce bir nefesleneceğiz, soluklanacağız ve burada referans noktasının ince ayarlarını yapacağımız için daha da hassas hareket etmek zorundayız. Birkaç defa dur kalk yapmakta bir sakınca yok. Burada özellikle yapabilirsiniz ince ayarımızı gerçekleştirebilmek için. Şimdi öğrencimiz bakın şu aynanın açısıyla arkaya bakmakta. Üçüncü dubasını da gördü. Üçüncü dubayla araç arasında bir boşluk bırakması gerekiyor. Burada usta öğreticinizin size öğretmiş olduğu referans noktasına göre hareket edebilirsiniz. Araçtan araca biraz farklılık gösterebilir. Şimdi bu durumda biraz harekete geçireceğiz aracımızı. İşte şu. Şu mesafeyi bulunca duracağız. Peki bu mesafe derken ne demek istiyorsun tam olarak hocam? Son duba ile, yani 1, 2 ve 3. Bakın çizgi düz bir şekilde geliyordu. Tam şu noktada kırıldı çizgi, köşe oluştu. Köşedeki dubaya birinci duba diyeceğiz. Sonra ikinci duba ve ayarı gerçekleştireceğimiz üçüncü duba görüldükten sonra şu kadarcık bir boşluk bırakacağız. Evet, araçla duba arasında bu boşluğa bakacaksınız. Peki, hocam şuradaki kaldırım taşının miktarını veya işte kaldırım taşının bir lekesi veya başka bir boyaya göre hareket etsem olur mu? Arkadaşlar olmaz. Çünkü burada sarı taş denk geldi. Başka bir yerde gri taş denk gelebilir. Veya boyası silinmiş olabilir. Bu açıdan şaşırabilirsiniz. Her durumun konjektörü, pozisyonu farklı olabilir. Bu açıdan son dubayla araç arasındaki mesafeyi göz kararıyla ezberlemeniz gerekir. Peki birinci referans noktamız neydi? Kelebek camdan görecektik H dubasını. Daha sonra ikinci referansımız ise üçüncü duba ile şu boşluğu meydana getirmek. Bunu da gerçekleştirdik. Bu pozisyonda size bir de öğrencinin bakış açısıyla üçüncü duba arasındaki boşluğu göstermek istiyorum. Bakın, evet. Bakın son dubayla aradaki boşluk ortalama böyle bir şey. Dış açıyla biraz fazla büyük görülüyor ama buradaki ayarımız tam olarak bu. Üçüncü duba. Bunu da gerçekleştirdikten sonra oynatalım. Duruyoruz tabii. Burada durduk. Ayarımızda durduk. Bu noktada durduğunuz yerin bir uzaktan görüntüsünü göstermek istiyorum size. Evet, pozisyonumuz bu. Aslında şu anda tekerleklerin sağ tarafa doğru kırık olması gerekiyor ama öğrencim biraz heyecanlı. Direksiyonu benden habersiz düzeltmiş. Aslında sizin de görmeniz için tekerleğin sağ tarafa doğru çevrili kalmasını istemiştim.
Onu da birazdan yapacak zaten. Bakın geri gelirken şu iki tekerin, yani sağ iki tekerin şu sarı çizgi üzerinde olması lazım. Geri gelirken eğer şu dubalara çarparsak sınavımız biter. Sağ tekerlekler doğal olarak onlar kaldırıma temas ederse, hafifçe temas etse dahi fark etmez. Öğrenci başarısız olur. Parkını gerçekleştirdi, çıkarken geri kaydırırsa kaldırıma değerse yine başarısız olur. Çıkarken şu H dubasına vurursa yine kalır. Şimdi kalmaktan fazla bahsettik ama umarım öyle bir şey olmaz. Şimdi biraz öne doğru ilerliyorum ve öğrencinin direksiyonla yapacaklarını anlatacağım şimdi. Evet. Buraya kadar yapılanları küçük bir özet geçeceğim. Bakın ilk durduğu pozisyon bu. Rica ettim. Direksiyonunu çevirdi. Tekeri ilk pozisyonuna getirdi şu anda. Böyle ilk olarak yaptığımız eylem, işlem H dubasının kelebek camdan ayarlanmasıydı. Bakın şuradan tekrar ilerleyeyim. Evet, biz ilk olarak ne yaptık? Önce kelebek camdan, yani şuradaki camdan H dubasını ayarlamaktı. Şu camdan H dubasını ayarlamıştık. Şunu ayarlamıştık. Öndeydik. Daha sonra direksiyonumuzu kırdık ve 3. duba ayarını yaptık. 3. duba ayarından sonra tekerimizi pozisyonu zaten böyleydi. 3. duba ayarından sonra tekerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bakın düzeltti tekerini. Hatta bunun içeriden görüntüsü için bir kez daha çevirmesini rica ettim. Pozisyon buydu. Tekerini düzeltmek için bakın 1,5 tur çevirecek ve düzeltti. Evet. Direksiyonun 2 tur düzelt 2 düz yaptı veya 1,5 tur çevirdi ve geri gelmeye başladı. Peki buradaki asıl kritik soru şu. Ne kadar geri geleceğiz? İşte 3. referansımız devreye giriyor. 3. referans da burada genelde şu ayna ile H dubası arasında bir bağlantı oluyor genellikle. Bu bağlantı usta öğreticiden usta öğreticiye göre değişir. Yani hocanın size farklı anlatıyor olabilir. O yanlış bir metot demek değildir. O da farklıdır. Referanslar değişebilir. Genelde olur. Farklılıklar olur. Şimdi aracımız geri gidiyor. Ne kadar geri gitmesi gerektiğiyle ilgili ayrıntıyı şöyle anlatayım. Buradaki referans noktasını daha doğrusu şu şekilde anlatayım. Öğrencimiz şurada küçük aynanın altından bakarak, bakın şu küçük ayna bağlantı aparatının, küçük aynayı bir göstereyim öncelikle size. Küçük aynamız bu. Şimdi bu aynaya dikkatinizi çekeyim. Bu ayna yardımcı aynadır. Burada sınav gözetmenlerinin kullanacağı aynadır. Sizler şu büyük aynayı kullanacaksınız. Şu yukarıdaki küçük aynanın bağlantı aparatlarını görüyorsunuz şurada. Bağlantı aparatının sağ tarafından ve sol tarafından baktığınızda her iki taraftan da dubayı görebilmemiz gerekiyor. Burada ince bir ayrıntıdır bu. Örneğin şöyle de denilebilir. Hocam ben şu aynanın arkasını ayarlasam H dubasını yeterli midir? Şöyle bir durum söz konusu. Aynanın arkası geniş bir alandır. Bakın şuradan şuraya kadar olan bir alan. Komple aynanın arkası sayılır burası. Yani şuraya denk getirseniz arkası, şuraya denk getirseniz arkası, şuraya denk getirseniz aynanın arkası. Peki fark eder mi bu? Eder. Parkın küçük ayrıntıları vardır. Tam olarak milimetrik olarak durmanız gereken yerde durmanız gerekiyor. Bu milimetrik olarak durmanız gereken yerde, bakın yakın çekim yapacağım. Evet. Burada H dubası tam şu bağlantı aparatının her iki tarafından da görülecek. Evet. Sadece sol taraftan olmaz. Sadece sağ taraftan da olmaz. Bir kısım buradan, bir kısım da buradan görülecek. Görüldükten sonra ne yapacağız? Görüldü ve aracımızı durduracağız. Aracımız durdu zaten. Şu an durmuş pozisyonda çekiyorum ben. Şimdi direksiyona dikkat edin arkadaşlar. Direksiyonu sola doğru, hocanın tersine doğru bakın çevirdi ve tekerleği aldı pozisyonuna bakın. Bu durumda öğrencimiz bakın biraz geriye sayacağım. Bu durumda öğrenciye dikkat edin. Bakın başlar başlamaz. Evet. Bakın gözlere dikkat edin. Sağ aynadan bakmaya başladı. Evet, sağ aynanın görüş pozisyonuna bakacak. Kaldırım ile araç arasındaki mesafe eşit hale gelinceye kadar, aracımız düz hale gelinceye kadar sağ aynadan gözlemleyerek devam ediyor. Etsin bakalım. Uzaktan görüntüsünü
Çekiyorum şu anda. Evet, aldığı pozisyon bu. Dikkat ederseniz önce arka teker sarı çizgiye değdi. Sonra ön tekere bakalım. Ön teker henüz değmedi. Gelmeye devam ediyor. Arada durmasında bir sakınca yok. Evet, ön tekeri de değdikten sonra tekerini düzeltiyor. Bakalım düzeltsin. Güzel. Parkı bitti. Şimdi arkadaşlar şu dikkatinizi çekmiştir. Biraz daha geriye gelmek istiyorum. Evet, şu dikkatinizi çekmiştir. Biraz oynatayım. Güzel. Hatta tekeri düzelttikten sonra bu pozisyonda hocam tekere temas etmiş ama sanki az temas etmiş. Yani tekerin yarısı sarı çizgide, yarısı değil gibi. Bu sınav için yeterli midir? Evet, yeterlidir. Peki tekerlekler şuraya kadar gelmiş olsa, şuraya kadar gelmiş olsa daha iyi olmaz mıydı şu iki tekerlek? Şöyle olmazdı. Şöyle olmazdı. Öğrenci çıkış yapmak istediğinde direksiyonunu çevirdiğinde eğer burası iniş eğimli bir çıkış eğimli bir yoldu. Dolayısıyla yanlışlıkla titremeyi yani kavrama noktasını geç yakalasa araç geriye kayacak ve kaldırıma yakın olan tekerlek şöyle bir de çevrildiğinde alacağı pozisyon da şöyle bir şey olacak ve kaldırıma daha da yakınlaşacak. Şöyle 10 santim kadar geri kaysa tekerlek kaldırıma değecek ve öğrenci başarısız sayılacak. Bu açıdan referans noktaları öyle bir ayarlanmalıdır ki kaldırımdan yeterince uzakta olunmalı. Evet. Bu durumda öğrenci vitesini 1'e alıp sola sinyal verip çıkış için hamle yaptığında geriye doğru kaysa dahi bakın kaldırımdan uzaklığına en az 50 santimlik bir mesafe var neredeyse. En az 45 santimlik bir mesafe var. Ve daha kaldırıma çarpmadan ya frene basacaktır ya da titremesini bularak yani kavramasını bularak öne doğru harekete geçebilecektir öğrenci. Bu ayrıntı önemli. Çok yakın parklar iyi parklar değildir. E peki ya hocam çizgiye temas etmezse iki tekerden biri o zaman da kalmaz mıyız? Referans noktalarına uyarsanız mutlaka ve mutlaka iki teker de sarı çizgiye temas eder. Peki bu noktadan sonra ne yapacağız? Burada da anlatacaklarım var. Tekeri düzeltti. Şimdi şuraya dikkatinizi çekeyim. Buradan biraz daha açıp oynasın. Biraz öne gidelim. Evet. Farkımız bitti. Şimdi öncelikle anlatacaklarım var. Öğrenci yani siz burada direksiyondasınız. Burada sınav başkanı, komisyon başkanı var. Arkasında komisyon başkan yardımcısı var. Sizin arkanızda ise usta öğretici var. Evet, usta öğretici hocanız yani. Burada başkan var. Burada da yardımcı var. Yardımcı ve usta öğretici yani arkada oturanlar siz de buradasınız zaten. Yardımcı ve usta öğretici hocanız park başlarken iniyor. Tekrar edelim. İlk buraya yaklaştığımızda asfalt bölgeye girdikten sonra H duvasına yaklaşınca arkadakiler iniyor. Biz ve yardımcı komisyon üyesi. Aynısı L park içinde geçerli. Paralel park ve L parkta arkadakiler iner. Ve siz sınav başkanıyla birlikte yaparsınız parkınızı. Biz dışarıdayız. Neredesiniz hocam? Ortalama burada bir yerdeyim ben. Siz diğer hocamız da burada bir yerde. Park bittikten sonra başkan, sınav başkanı döner ve size şu soruyu sorar. Paralel parkın tamam mı diye sorar. Ve siz tamam dedikten sonra artık paralel park bitmiştir. Normal şartlarda eğer tekerler çizgiye temas etmezse bir öne bir de arkaya hamle hakkımız vardır. Tekrar edelim. İki hamle hakkımız vardır. Öne ve arkaya. Evet, birer hamle hakkımız vardır. Bir öne, bir arkaya. Neden hocam bu teker çizgiye değmezse onu iki teker çizgiye değdirebilmek için bir öne hamle, bir arkaya hamle yapabiliriz. Veya geri geri geldiniz, tekerlek kaldırıma vuracak gibi oldu. Sizler öne doğru şöyle kırdınız. Sonra tekrar diğer tarafa çevirerek kaldırıma vurmadan parkınızı gerçekleştirdiniz. Tabii bunlar üst düzey hamleler, bunlar üst düzey teknikler. Belirli bir seviyeye gelmeden bunları yapabilmek biraz zor. O açıdan referans noktalarına kusursuz bir şekilde uymanız gerekir. Hamle hakları vardır ama öğrenci genelde bunları kullanmakta zorlanır. Yine bilmenizde fayda var. Peki komisyon başkanı
Tamam mı diye sorduktan sonra siz tamam mı dediğiniz andan itibaren hamle hattının sona erer. Yapamazsınız. Çünkü parkı bitirdiğinizi söylediniz. O esnada tekeriniz çizgiye değmezse eğer parkınız biter, hamle hakkınızı kullanamazsınız. Tamam dedikten sonra başkan dışarıdaki yardımcı arkadaşına, "Hocam öğrencimiz tamam dedi. Dışarıdan gözlemlediğiniz kadarıyla parkta bir problem var mı?" diye sorar. Hocamız, "Bir problem yok." Onay işaretini verir. "Buyurun hocam, çıkış yapabilir." der komisyon başkanına ve komisyon başkanı da size, "Buyurun çıkışınızı yapabilirsiniz." der. Bu durumda yapacağınız ilk eylem sinyalinizi vermek, direksiyonunuzu sol tarafa kırmak ve yavaş yavaş çıkışınızı kavramayla gerçekleştirmek. Burada çok minik bir şekilde, yumuşak bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Şurayı bir temizleyelim. Evet, çıkışı gerçekleştirmek için sinyalini verdi, direksiyonunu çevirdi ve yavaş yavaş öne doğru hareketlenmeye başladı. Buradan çıkışı gerçekleştirirken geriye kaydırır dubaya vurursa kalır, kaldırıma temas ederse kalır, öndeki şu dubalara vurursa maalesef sınav başarısız olur. Bakın çıkışı gerçekleştirirken ön tarafı bir de şu açıyla göstereyim size. Bakın, eğer burada direksiyonu çevirmeye başlarsanız aracın ön tarafı kurtarsa dahi arka tarafı mutlaka bu dubaya temas eder. Bu açıdan aracın şu ucu dubadan yaklaşık olarak bir 60-50 santim, 60 santim kadar uzaklaşmalı. Yeterince uzaklaştıktan sonra direksiyon sağa kırılmalı. Çünkü buradan çıkışı gerçekleştirdikten sonra şu sarı çizgiye temas etmemek gerekiyor. Devam edelim. Yeterince uzaklaştıktan sonra bu noktadan itibaren, evet, buraya da çarpmaması gerekiyor. O açıdan direksiyonunu çevirdi. Ve şu noktada duruyor artık. Burada aslında tam olarak düz olmasına da gerek yok. Yani çapraz bir açıyla da durulabilir. Durduktan sonra en son çevirdiği tarafa doğru. Bakın nasıldı? Direksiyon tamamen sağ çevriliydi. Tekerini direksiyonunu iki defa düzeltti. Yani bir buçuk tur düzeltti. Teker düz hale geldi. Sinyalini verdi. Omuz üstü bakışını yapacak. Evet, bakalım. Evet, omuz üstü bakışını yaptıktan sonra çıkışını, burada durmasının sebebi komisyon yardımcısı ve usta öğreticiniz, hocanız dışarıdaydı. Onlar binecekler. Sonra tekrar harekete, omuz üstüne bakışı yaptıktan sonra sol sinyalini verdikten sonra çizginin diğer tarafına artık geçebilirsiniz. Ve parkımız sona ermiştir.